Arkadaşlar bugün size güzel bir yemek tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Buna bezelye de kullanacağız. Bezelye tamamen sizin tercihiniz. Ben tavsiye ederim kullanmanızı. Soğana lezzet versin diye içine iki dişte sarımsak koyuyorum. Her zaman söylüyorum. Söylemeden de usanmayacağım. Aynı paraya gidip kıymalık eti almayın. Gerekirse kasabı değiştirin. Dana bu tranş olacak etiniz 10 dakikada pişer. Etimizi ince doğrayacağız. Geçenlerde ben bunun tavuklusunu yapmıştım. Çok sordular. Usta bunun etten olanı da yapar mısın diye. Sizi gereksiz yere uğraştırmayacak. Güzel bir yemek çıkacak. Etimizi ne kadar ince doğrarsak o kadar bereketli olur. Kişi sayısına düşen et oranı o kadar yükselir. Şimdi diğer malzemeyi doğruyoruz. Ocağa koyduk, altını yaktık. Yarım fincan sıvı yağ olacak elimizde. Onun yarısını boşaltacağız. Şimdi bunun ısınmasını bekleyeceğiz. Yağ ısındı, etimi döküyoruz. Eti döktükten sonra fazla karıştırmayacağız. Tabanının bırakmasını bekleyeceğiz. Yüksek ateşte bunu bir kavurmaya devam edeceğiz. Sulanma yaparsa hiç önemli değil. Zaten su katacağız. İsterseniz bunu düzgün tencerede pişirdikten sonra bu işlemi yapmaya devam edebilirsiniz. Şöyle bakalım, tabanını bırakmış. Tranş et alırsanız, dinlenmiş et alırsanız, dana bu, kesinlikle sorun yaşamazsınız. Şu anda 10 dakika içerisinde bu et pişti. Ha, tabii ki siz tarifte yanılmayın diye, sadece size gösterebilmek için içine bir su bardağı kaynayan su koyuyorum. Ben biliyorum bunlar size düzgün et vermezler. Kıymaktan sıyırma et verirler. Ben bir bardak su verdiysem siz mutlaka iki bardak su verin. Kapağı kapatıyoruz. Altını kısıyoruz. Kısık ateşte iki su bardağı suyun çekmesini bekliyoruz. Şöyle göstereyim. Buhar sizi yanıltmasın. İçinden böyle kabarcık kabarcık oluyor. Onlar su değil. Yemeğe yakarsınız. Kapağı açtık. Görüyor musunuz? Etimiz nar gibi kızardı. Bunda pişme diye bir sorun yaşamazsınız. Yarım fincan sıvı yağımız vardı. Onun yarısını kullanmıştık. Şimdi diğer yarısını atıyoruz. İçine soğanını atıyoruz. Bunun patatesi de var. Patatesini biraz sonra kızartıp atacağız. Çiğden atsak da olur. Kapağı kapatıyoruz. Kısık ateşte soğanların daha çabuk kavrulmasını sağlayacağız. Yemeğimizi şöyle bir kontrol edelim. Rengine bir bakın. Böyle inanılmaz derecede güzel bir rengi oldu. Tam talaş böreğinin içi gibi oldu. Zaten bu yapacağımız yemekte talaş böreğinden fark olmayacak. Altını kapatıyoruz. Diğer işleme geçiyoruz. Baharatını daha sonra katacağız. Şöyle bir atalım. Yağ ısınmış. Hemen patatesin hepsini attık. Altın sarısı gibi renge geldiği gibi çıkartacağız. Tabii ki bu yemekle ilgili söylemem gereken bir şey daha var. Havucu katmayı unutmuşuz. Hemen patatesten sonra havucu da kızartacağım. Arkadaşlar patateslerimiz kızardı. Hemen havuçları atıyor. Hemen şöyle gösterelim. Havuçların hepsi yüzünde. Onlar da nar gibi kızardı. Onları da çıkartıyoruz. Kızarttığımız malzemeleri katıyoruz içine. Bezelyeyi katıyoruz. Bezelye önceden haşlanmış konserve bezelye. Bir çay kaşığı karabiber. Bunda kekik mutlaka kullanın. Kekik. Kekiğini de attık. Pul biber. Tuz. Şimdi bunu harmanlayacağız. Arkadaşlar içimiz hazır. Hemen bunu kenara alıyoruz. Burada dörde bölünmüş yufkamız var. Yufkaları dörde böldük. Yufkayı da kenara alalım. Bir tane kase.
Şöyle içine bastıracağız. Yukarı koyduktan sonra içine bastıracağız. Şimdi bundan sonra porsiyon çıkartmak sizin elinizde. Kaç porsiyon isterseniz ona göre ayarlayabilirsiniz. Tepsimizin dibini de az bir yağlayalım. Sonra yanıp kalmasın orada. Ters çeviriyoruz. Tepsimizin içine koyuyoruz. Tekrar bir daha. Kasenin içine şöyle bir bastıracağız. Kaç porsiyon istiyorsak ona göre iş koyacağız. Açıklamalar bölümünde 5 kişilik malzeme listesi olacak. Mutlaka orayı okuyun. Yanılmazsınız. Bunun üzerine işte peşamal sosu vesaireydi. O tür şeyler koyuyorlar. Ben kesinlikle tavsiye etmiyorum. Zaten kendisi hamur olduğundan dolayı istediğimiz lezzet alamayız. Arkadaşlar bu yemekleri yapın. Mahcup düşerseniz ben buradayım. Yorumlarda yazın. Kesinlikle mahcup düşmezsiniz. Bunlar birebir orijinal tarif. Mahcup düşmeyeceğiniz şekilde olan tarifler. Şimdi buna biz peşamal sos koysak ne olur? Çamur gibi olur, yufkalar. Hiçbir işe yaramaz. Ama biz ne yapacağız? Elimizi yağlayacağız, üzerlerine yağ süreceğiz. Çıktığı zaman hem börek olacak hem de ana yemek olacak. Yemeğimiz hazır. Önceden ısıtılmış fırına götüreceğiz. Yüzü nar gibi kızaracak. Dokunduğumuz zaman çıt diye ses gelecek. Kebabımızı atıyoruz fırına. Bana göre börek, bazılarına göre kebap. Yine de kebap lezzeti var. 220 derecede ortalama 20 dakika çıtır çıtır olana kadar. Hemen böreklerimizi bir kontrol edelim. Sesi duyuyor musunuz? Çıtır çıtır. Böreklerimizi şöyle bir gösterelim. Talaş böreği gibi oldu. Şöyle bir bakın. O kadar sıcak ki tutamıyor. Yemeğimiz bu. Sayfamda 1500'den fazla yemek var. Her türlü yemeği bulabilirsiniz. Kesinlikle misafirlerinize mahcup düşmesiniz. Tek yapmanız gereken çok iyi dinleyip Ahmet Şef'i takip etmek. Çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin. Biriniz yapalım. Afiyet olsun.